Evet Sercan Dikme ve konuğu o gün Şahinoğlu'na biz de teşekkür edelim. Beşiktaş Katar Denizli Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. E, Cenk Tosun'un e, sakatlığı henüz geçmedi. Cenk Tosun'un bu mücadelede oynamayacağını bizde biz de bir kez daha aktaralım. Reşit Gezal'ın durumu ise %50-50 olarak aktarıldı. Şu anda bir taraftan canlı olarak Nevzat Demir tesislerinden idmanı da görüyorsunuz değerli izleyenler. E, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup da takıma döndü. Şu anda sakatlık tablosu bu şekilde. Beşiktaş'ın Mehmet Emin Uluç hemen sana döneyim. Bay geçtiği haftadan sonra Denizli Spor'la karşılaşacak. E, Cenk Tosun oynayamayacak. Nasıl bir mücadele beklersin? Bu idmana baktığın zaman oyuncuların tabii moralleriyle ilgili de istersen biraz konuşalım. Zira az önce ekrana yansıyan görüntülerde böyle kol kola oyuncuların birbirlerine sarılarak Çok diyebileceğimiz bir, bir şekilde hala, hala e, gibi koşu yaptıklarını gördük. Arkadaşlık havası, takımdaşlık havası şu anda yerli yerinde gibi görünüyor Beşiktaş'ta. Ya Beşiktaş'ta işler keyifli gidiyor. Yani Sergen Hoca geldi. Yönetimsel anlamda e, belki çok şaşalı bir e, değişim olmadı ama e, aslında Sayın Başkanı, Sayın Çevi'yi de tebrik etmek gerekiyor. Fikret Orman'dan kalan enkaz demeyelim ona. Enkaz kibar bir ifade olur. E, daha ağır e, tablodaki bir yapıyı bu kadar çabuk sürede toparlamak Sergen Hoca'nın e, kazandırdığı futbol kalitesi çok başka şeyler. Şu anda Beşiktaş taraftarı keyifli. Beşiktaş, Beşiktaş. camiası keyifli, hı hı. futbolcular keyifli. Kazanırken güzel futbolda olması bu keyfi katlıyor. Yani Beşiktaş sadece maç kazanmıyor. Beşiktaş kazanıyor. Rakiplere bile keyif veren bir futbol oynayarak kazanıyor. Dolayısıyla Beşiktaş atıyorum ki bir beraberlik aldığında Beşiktaş atıyorum ki puan kaybettiğinde, mağlup olduğunda bile şu var iş kazası diyebileceğiniz bir görüntüsü olabilir Beşiktaş'ın. Çünkü Beşiktaş futbol oynuyor. Beşiktaş'ın camianın bu kadar umutlu konuşması, şampiyonluk söylemini bu kadar hmm. yüksek şekilde dillendirmesinin Ana kaynağı bu. Çok kıymetli oyunculardan kurulu bir kadro ve Sergen Hoca'nın ellerinde bir takım olmuş durumda. Evet. Mesela sevgili o gün orada Josef'ten bahsetti. Ben Joseph'in Josef'in geri gelme ihtimali belirdiği an itibariyle başlamıştım bu sözleri söylemeye. Çok kıymetli bir oyuncu. Çok kıymetli bir karakter. Sadece saha içinde değil, saha dışında da sana değer katacak bir profilden bahsediyoruz. E, ve gördük ki bir tek Joseph değil bu. Ve evet. Abu da daha henüz ayağın tozuyla e, yuvasına geri dönen Cenk de... ...efendim e, kendine Sergen Hoca'nın dokunuşuyla bambaşka bir e, kimlik edinen Larin de... ...şu anda mesela o mu oynamayacak bu mu oynamayacak... ...kimin oynadığının önemi yok düşüncesindeyiz. Çünkü Beşiktaş Joseph'siz oynadı, Atiba'sız oynadı, efendim e, Larin'siz oynadı, Abu Bakar'sız oynadı. oynadı. Şimdi Beşiktaş'ta şu var... Beşiktaş'ta sistem kurulmuş ve o oynuyor. Abubakar denklemden çıktığında Abubakar'ın yerine oynayan oyuncu bu adamın burada ne işi var dedirtmiyor. Hı hı. Aksine alkış alıyor. Beşiktaş'ta o omuz omuza e, sevgili Savaş'ın halay çeker e, gibi tabir ettiği görüntüde şunu hissettiriyor. Atıyorum ki bir oyuncu hata yaptı. En az bir arkadaşı onun açığını kapatmak için Müdahale ediyor. Dolayısıyla bütün bunlar hem oynanan maç esnasında hem de sonrası için müthiş güven verici evet. durumlar. Yani Beşiktaş mesela bu hafta biz Galatasaray'ın alana deplasmanında kazanmasını konuştuk. Hala da konuşuyoruz. Hı -hı. Konuşacağız herhalde. Evet. Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında berbat futbolla Onu haklı mağlubiyetini konuştuk, Hı -hı. konuşacağız. Şimdi mesela şu anda Galatasaray çok büyük bir avantaj elde etti. Oynadı ve kazandı. Beşiktaş bay geçti. Bilmiyoruz ne yapacağını. Normal şartlarda soru işaretleri barındırır ama bu Beşiktaş diyor ki ben kazanırım. Kazana kazana da devam ederim. Bu mesajı verebilmek önemli. Evet. Yani Beşiktaş'ı övme sebebimiz, Beşiktaş'la ilgili olumlu cümleler kurma sebebimiz oynanan futbol. Fenerbahçe'yle ilgili bu kadar sert eleştiri yapma sebebimiz alınan sonuçları bir kenara bırakalım, yine oynanan futbol. Oynanan futbol umut vermiyor. Aksine Birçok soru işareti var. Peki onu tabii ki daha detaylı konuşacağız tabii. ama Savaş'a ben sana döneceğim. Ee, yine senin de dikkatini çeken e, fotoğraf karesiydi o. Birlikte koşmaları, e, kol kola, omuz omuza i̇ki, koşmaları. 2-3 kişi dışarıdaydı. Evet. Onları da çekip o grubu aldılar. Yani hakikaten e, karakter, sahip olan mücadele, futbol, disiplin, mücadele. Ne ararsan var Beşiktaş'ta. Burada da antrenmana en son gelen... Mekanın sahibi gelirdim hatta yayın öncesi Sergin Hoca önce evet, gelirken evet. hakikaten mekanın sahibi. Bu arada Gezal ee, ve Montero da e, idmana geldiler e, biz burada e, sohbetimize devam ederken onu da söyleyelim. Gezal'ın durumu şu anda belirsiz, e, belirsiz ama yetişecek belli, gibi gözüküyor. Elde, evet. Burada en büyük avantaj biz sakatları konuştuk dönen iki tane oyuncu var. Birisi vida birisi en Sol siz Rıdvan da Rıdvan'da dönecek. Işte Rıdvan e, dön, hani da döndü döndü. Hani o da dönüyor. De. Burada biz şimdi demin sakatlardan bahsettik ama iki tane cezalı oyuncusu vardı yani. Veda en Ensakala. Evet. Sol beksiz maça çıkıp orada bir 3 puanla karşı alan bir Sergen Hocanın Beşiktaş'ından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar yokluk sıkıntı içinde buralara gelen Beşiktaş'ı başta Sergin Hoca olmak üzere herkesi tebrik ediyorum ben. Bu takım olmaktan kaynaklanıyor. Mesela 10 kişilik e, kaldıkları zaman kazandıkları bir maç vardı biraz önceki o mücadeleden bahsedeyim. Yani. Bir futbolcu bir futbolcu 3 kişilik mücadele ediyordu. Olağanüstü bir efor sarf etti. Birisinin açığını diğeri çok rahat bir şekilde kapatabiliyordu. Saha içindeki arkadaşlık senin az önce bahsettiğin gibi Fenerbahçe'de bunun yarısı olsa şu anda çok daha farklı yerler oldu. Beşiktaş bunu yakalamış. Hocasıyla, futbolcusuyla, masörüyle, işte oradaki çimcisiyle Beşiktaş o aile ortamını yakalamış. Dolayısıyla bu havayı da e, iyi bir şekilde götürüyorlar. Şampiyonluk şansları dediğim gibi kazanılmış maç maç bakmak lazım. Bay geçilen haftada e, Beşiktaş'taki çıkış nasıl başlamıştı? O bay geçilen haftada başlamıştı. Evet. Hı -hı. Beşiktaş gitti, gidiyor. Sergen Hoca işte Başakşehir, Fenerbahçe maçları ne olacak derken bir bay geçmesi, 15 günlük orada bir mini arada inanılmaz bir işler sarf edip Beşiktaş bugünkü olduğu duruma gelmişti. Dolayısıyla bu yarışın içinde var. Beşiktaş kalan maçların hepsini kazanırsa şampiyon olur gözüküyor baktığın zaman. Şu anda Galatasaray'ın arkasında. Beşiktaş'la maçı var. şey Galatasaray'la maçı, maçı var. var. Evet. Dolayısıyla Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlarını kazansa yetmiyor ama Beşiktaş kazanırsa yetiyor matematiksel olarak baktığınız zaman işte orada derbi belirleyici olur İlk herhalde. maçı Galatasaray Beşiktaş karşısında Beşiktaş, Beşiktaş kazanmış. Evet. Oradaki derbi ne olur? Buna bakmak lazım. Belki ikili averaj evet. kalabilir. Evet. Dolayısıyla şu andaki fikstüre göre hala Trabzon'da şansı var. Ama Beşiktaş'ın oynadığı futbol izlerken büyük keyif veriyor. Yani şu an dört takımdan bahsedelim. Lider Galatasaray, Beşiktaş, Beşiktaş Fenerbahçe, Fenerbahçe, Trabzon. Dört takım arasında en net inandıran inandıran, güven veren futbolu kimse kusura bakmasın Beşiktaş oyunu. Hı hı. Mesela Galatasaray'ı Alanya maçında çok eleştirdiler. Halbuki Galatasaray'ın çok ciddi pozisyonları var maçın hemen başında. Ve Alanya rakip bu arada. Alanya öyle gidip Alanya deplasmanında ha biz Gül'ü e oynuyoruz 3 puan aldık diyebileceğim bir takım değil. Buna rağmen e, Galatasaray'la Beşiktaş'ın oyununu son Alanya maçı üzerinden yorum yapıyorum bu arada. Karşılaştırmış, Karşılaştırmış. Karşılaştırdığında en güven veren futbolu Beşiktaş oyunu. Ve kulübelere bakıldığı zaman da Fenerbahçe Galatasaray e, Trabzon'la belki eşit olabilir. İki rakibine göre e, kadro kalitesi de kulübesi de en zayıf olan Beşiktaş bakıldığı zaman. Şimdi idmandan önce bu arada Josep de Souza e, basın mensuplarına konuştu. Orada aslında biraz da daha... Ondan bahsetti. Belki hatta biraz rakiplere ee, gönderme olarak bile algılanabilir. Fazla transfer yapmak bir şeyleri çözmüyor. Önemli olan o e, takım yapısını oluşturabilmek şeklinde bir açıklaması da oldu. Çok doğru çünkü o biraz önceki ifade şeyi tekrar söylüyorum. Saha içinde, saha dışında birlikte üzülüp, birlikte sevinebiliyorsan, birlikte mücadele edebiliyorsan, hakemin vermiş olduğu yanlış karara beş kişi burada umursamazken aynı anda o isyanı dile getirebiliyorsan evet. buradaki... Ee, o hareket, o birliktelik takımda sahaya yansır. Peki. Sonucu da yansır. Dolayısıyla Joseph'in de burada söylemiş olduğu şey doğru yani. Takım halinde Beşiktaş başta teknik direktör olmak üzere, Sergen Yasun olmak üzere çok iyi işler yapıyorlar. Ama uzun bir maraton. E, maç maç bakılacak yani. Şu ana kadar Beşiktaş'ı ben her zaman söylüyorum, tebrik ediyorum. Başta teknik direktör Sergen olmak üzere. Hoca olmak üzere tekrardan tebrik ediyorum. Yani. Peki Beşiktaş'tan olumlu sözlerle bahsediyoruz ancak çok olumlu konuşamayacağımız bir takım Fenerbahçe ile e, isterseniz devam edelim. Fenerbahçe ile ilgili tabii ki konuşacağımız çok fazla detay var ama ben istiyorum ki önce isterseniz biraz... Ee, evinde mağlup olmasından bahsedelim. Acaba Hı. Fenerbahçe evinde neden bu kadar kötü bir performans sergiliyor? Bu sezon 5 kez evinde oynadığı karşılaşma'yı kaybetti değerli izleyenler. Önce haberimizi bir izleyelim üzerine de Serdar konuşmaya başlayalım.